Bu videoda DSS Vault'te gece uçuşuna değineceğiz. Öncelikle oyunumu başlatıyorum. Ardından yatayda uçmaya çalışıyorum. Bakın çok karanlık. Şu an trim ayarı yapıyorum. Neyin ne olduğu hiç belli olmuyor. Ardından aktif pause'ı alıyorum. Dışarıdan da göstereyim. Sadece ay ışığı var ve konsollar aydınlanmış bir vaziyette. Bu konsollar aslında fosforlu mu bilmiyorum, emin değilim, ışığı var mı bilmiyorum. Fakat bunun açma kapama tuşu yok bu göstergelerin. Öyle diyeyim, sol alt L tuşuna bastığınızda şu şekilde el feneri geliyor. Tekrarlıyorum, sol alt L tuşu. Şimdi biraz ışıklandırmalara değinelim. Şuradan pusulamızın ışığını açmak için şu kısmı kullanıyoruz. Ki pusulamız bakın şurada şunun ışığını etkinleştiriyor o kısım. Kapattığımızda, hatta şöyle sonuna kadar açayım, şöyle göstereyim, bakın böyle çok parlak oluyor. Kapattığımızda ve hiçbir şekilde bir şey gözükmüyor, üzerine gelince bakabiliyoruz, tamamını açabiliyoruz. Instrument dediği burası. Instrument'ı şöyle bir kapatayım, bakın hala yanıyorlar. Aktif pause'dan da çıkayım, tekrar aktif pause aldım. Instrument her şekilde yanıyor. Kokpitin aydınlatması için de şuraya tıklamamız yeterli. Şu an sol alttayı da kapatabilirim. Fakat sigorta atıyor. Sigorta attığında yağ sıcaklığı da gidiyor. Onu da belirteyim. Çünkü bütün ışıkları yaktığımız için böyle oluyor. Instrument'ı o yüzden şöyle kapatalım. Şunun da derecesini azaltalım. Ve ardından şuradaki sigortaya tıklamamız gerekiyor. Aksi takdirde çalışmıyor. Şimdi tekrar açalım. Tekrar açtığımda yağ basıncı normale döndü. Şu fenerimi de kapatayım. Bu şekilde görebiliyoruz. Fakat dışarıya hiçbir şekilde göremiyoruz şu an. Dolunay olmasına rağmen çok zor görüyoruz. Yani gece uçuşları inanılmaz zor. Tavsiye edilen şu. Şöyle options'dan göstereyim. Buradan gösterecek mi bilmiyorum. Burada gamma ayarı olması lazım. Gamma ayarını şuradakini sonuna kadar getiriyorsunuz. Bakın 3.5'e kadar getirdim. Ve şimdi görebiliyorum. Bakın şöyle yeri şimdi görebiliyorum. Fakat her şeyin parlaklığı da artıyor. Yani gamma ayarını sonuna kadar getirmeniz gerekiyor. Bunun triği bu. Şimdilik kapatıyorum bu kısmı. Ya da açalım, şimdilik açık kalsın. Şöyle bir açık kalsın. Dış aydınlatmaları da göstereyim. Dış aydınlatmalar şurada. Kanatlar için buradan açıyorsunuz. Kuyruk için de buradan açıyorsunuz. Işığı yanıyor. Şöyle göstereyim. Böyle gözüküyor. Dim en alta getirseniz dim en düşük parlaklıkta yakıyor. Şöyle göstereyim. En düşük parlaklığa getiriyor bu kısmı. Landing lights. Bu sadece inişte kullanın bunu. Landing lights'ı da etkinleştirdiğinizde şu. İniş aydınlatmalarınız etkinleşiyor. Başka da bir şey yok. Şurada da bildiğimiz üzere recognition lights, yani tanımlama ışıkları var. Beyazı yaktığım zaman sol kanatta. Evet, yandı mı bilmiyorum. Şöyle bir bakacağım. Bilmiyorum. Diğer ışığı da yakalım. Kırmızıyı yakalım. Bakın kırmızı gözüktü. Kırmızı burada. Beyazı kapatalım. Yeşili yakalım. Yeşil burada. Ve amber. Amber dediği de sarı renkli biraz. Bu da diğer ışığımız. 3 tane ışık kullanabiliyoruz. Beyazın çalışmamasını ben de anlamadım. Neden çalışmıyor? Belki şunlardan kaynaklıdır. Ya şunları bir off konumuna getiriyorum. External'ları da, landing lights'ı da retract yapıyorum, kapatıyorum. Evet, bu da çalışmadı. Tekrar kokpit aydınlatmasını kapatıyorum daha iyi görebilmek için. Son olarak şunu da göstereyim. Gun sight'ın aydınlatması burada. Bakın gun sight aydınlatması burada. Şu an şöyle baktığımda, ışığı da çekeyim biraz, çok az kalmış. Birazcık o yüzden artırıyorum. Evet, bu da birazcık parlak geldi. Birazcık azaltıyorum. Evet, şu şekilde yeter bana. Gözünüz çünkü alışıyor. Aktif pause'dan
Öncelikle bir çıkalım. Yere doğru alçalıyorum. Dediğim gibi tri'yi bunun gamasını arttırmak. Ateş ettiğiniz zaman çok fazla yansıma göreceksiniz. Bu arada çok hızlı alçalıyoruz. O yüzden biraz spiralde alçalacağım. Hava freni yok bu uçakta, onu belirteyim. Şöyle spiralli alçalıyorum. Evet, şu an çok zorladık. Yere yakın olduğumuz için de landing lights ışığı etkinleşti. İstersek biraz pusulanın parlaklığını artırabiliriz şuradan. Yani pusulamızı görelim en azından. Evet, bu da çok parlak geldi bana. Şöyle birazcık kısıyorum. Evet, bu yeterli. Sanırsam en düşüğü bu. Tekrar alçalıyorum. Bakın ateş ediyorum. Bir sonraki derste zaten hava muharebesine geçeceğiz artık. Çok parlak olduğunu görebilirsiniz. Seken mermileri de görebilirsiniz. Bu şekilde gerçekten güzel yapmışlar. Ay ışığı da görebiliyorsunuz. Şöyle son bir kez ateş edeceğim. Siz de görün. Diyelim ki yerde hedef gördük. Bu şekilde kullanıyoruz. Umarım faydalı olur. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda hava muharebelerinde artı silahları kullanmaya geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.